Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda anne babalar için, anne baba adayları için çok güzel kitap önerileri yapacağım. İçime çok sinen kitaplar oldu. Ekim ayından beri böyle biriktiriyorum aslında bu tarz kitapları. Bunun gibi daha birçok kitabım var ama gerçekten aklıma yatan, paylaşabilirim dediğim kitapları aralarından seçtim. İçeriklerini paylaşmak ve alıntılar yapmak için sabırsızlanıyorum. Hemen videoya geçelim. Müzik kitabımızla başlayalım. Sürdürülebilir iyi ebeveynlik kitabı. Bu kitabın bir yazarı yok. Ne demek bu? Editörümüz var. Sevgili Gülüş Türkmen'in derlediği bir kitap olmuş aslında. Bu kitabı aldıktan sonra fark ettim. Başkent Üniversitesi'nde yapılmış bu seminer. Benim mezun olduğum okul. O yüzden biraz gururlu gururlu okudum bu kitabı. Okurken de çok hoşuma gitti. Yani şöyle söyleyebilirim size. Ebeveynlikle ilgili birçok kaynak var. Birçok kitap var. Akademik yazılar var. Evet. Ama bunları okuyacak bazen vaktimiz olmuyor ya da gerçekten kitap okumak çok sıkıcı geliyor olabilir çok normal insanların böyle dönemleri mutlaka olur ama bu sırada ne yapıyoruz ebeveynlikle ilgili nerelerden öğrenimler gerçekleştiriyoruz işte komşularımızdan sosyal medyadan kendi anne babamızdan veya içgüdüsel olarak yapmaya başlıyoruz ama çocuklar büyüdükten sonra keşke küçükken ne yaptığımın farkında olsaydım dememek için bu tarz kitapları lütfen okumaya çalışın evet uzun kitaplar kalın kitaplar sıkıcı olabilir ama bu tarz kitaplar böyle seminer şeklinde bir devamlılığı aslında olmayan içinden böyle açıp ya da konu başlıklarını belirleyip kendinize uygun başlıklara göre öğrenimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Açıkçası ben de bu tarz kitapları çok seviyorum. Başucunuzda uyumadan önce zaten konular kısa kısa yani bir sunum en fazla 4-5 sayfa sürüyor. Her gece 5 sayfa 10 sayfa zaten okusanız kitabı tamamlamış oluyorsunuz. Kimseden mükemmel anne babalık beklemiyoruz. Lütfen siz de kendinizden bunu beklemeyin. Ama anne babalara çok güzel ilham olacak kitap olduğunu düşünüyorum. Alanında uzman kişiler sunumlarını yapıyor ve bu şekilde derleniyor. Verdikleri örnekler çok hoşuma gitti. Çok güncel örnekler veriyorlar ve Türkiye'den, kendi yaşadığımız ülkeden örnekler sunması çok etkili. Bunu neden söylüyorum? Çünkü birçok yabancı yazar da var. İşte anne baba üzerine, çocuklar üzerine kurulmuş birçok kitaplar var. O kitapları da okumaya çalışıyorum ama örneklerle bizim ülkemiz, bizim kültürümüze çok çatışan örnekler olabiliyor. O yüzden bu tarz kendi kültürümüz, kendi ülkemize ait örneklerle daha kalıcı ve etkili öğrenmemiz gerçekleşiyor. Evet, diğer kitabım Bilinçaltınızdan Gelen Ebeveyn. Bu kitabı aldığımdan beri, yani okuduğumdan beri herkese önermeye çalışıyorum. Hatta insanlara mesaj atıyorum bu kitabı alın diye. Çünkü bu kitap anne babalara yönelik evet ama bence herkesin okuması gereken bir kitap. Çünkü tam anlamıyla bilinçaltımızda gelişen bazı durumların şimdiki yaşantımıza sağladığı zorluklar veya kolaylıklardan bahseden bir kitap. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz ama ben bir kitabı okuduktan sonra mutlaka yorumlarına bakarım. Kitabı okuduktan sonra. Öncesi her zaman yanıltıcı olabiliyor. Kitap yorumlarına bakarken şöyle bir yoruma denk geldim. Bir anne olarak çok çabalıyorum. Çok fazla kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama nerede hata yaptığımı bir türlü bulamıyorum. Bu kitap sayesinde nerede hata yaptığımı öğrenmeye lanmış olduğum gibi böyle bir yorumdu. Ve evet, bu kitabın tamamen özeti bu. Yani bizler bizler de çocuktuk, bir çocukluk yaşantısı geçirdik ve bu çocukluk yaşantısını nasıl geçirdik? Kendi çocuğumuza faydalı olmaya çalışıyoruz. Kendi öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, birçok kaynak araştırıyoruz, birçok makale okuyoruz veya çevremizden duyuyoruz. Ama kendi içimizde bazı problemlerimizi halledemiyorsak hem kendi çocuklarımıza hem öğrencilerimize kesinlikle bir faydamız olmayacağını anlat bir kitap. Kitaptan şöyle bir alıntı yapmam gerekirse çok güzel bir örneği var. Annelerden de çok fazla duyduğum ve öğretmenlere de bu şekilde ısrar eden tabağını bitirsin öğretmenim ya da evde o tabak bitecek gibi böyle bir cümlenin aslında alt metininde ben doyduğum halde zorla yedim, ben üşümediğim halde zorla giydim, sen de yapacaksın yoksa ben hepsini boşa yapmış olurum. Bakın kendi çocukluğumuzda yaşadığımız, belki de çok mükemmel bir çocukluk yaşadınız ama genel anlamda 1960'lar, 70'lerden bahsediyorum. Kendi anne babamızın çocukluk dönemlerine kadar dayanan bir süreç bu. O dönemde bu kadar çocuklarla ilgili kaynak yoktu ve biz çok başka şekillerde büyütüldük ve maruz kaldığımız o tavırlar kendi çocuğumuza da bir şekilde yansımaya başlıyor. Belki de ağzınızdan çıkan bu kelimelere kendiniz de şaşırıyorsunuz. İşte bunun nedenini tam olarak anlayabilmeniz için bence bu kitabı mutlaka okumanız gerekiyor. Ya yani anne baba olmak zorunda da değilsiniz. Bence kendiniz ile ilgili çok güzel bir kişisel gelişim kitabı olduğunu düşünüyorum. Yazarı da Feride Koçakcan. Instagram'dan da takip ettiğim biri. Psikoloji ile ilgili çok güzel paylaşımları da var. Takip edebilirsiniz. Evet, diğer kitabım Yavaş Ebeveynlik. Sevgili Pınar Mermer'in yazmış olduğu bir kitap. Kendisi bir terapist. Bu kitabın dili inanılmaz kolay ve çok akıcı. Şöyle söyleyeyim, bu kitabı 3 günde bitirdim. Çok rahat okunuyor. Arkadaşımla konuşuyormuşum, onunla sohbet ediyormuşum gibi bir kitap aslında. Özellikle bilinçaltınızdan gelen ebeveynlikten sonra bu kitaba geçmek istedim. Çünkü değindiği konular bir noktada çakışmaya başlıyor. Çünkü anlattığı konular bir noktada benzeşiyor. Şöyle, kendi çocuk büyütme deneyimlerinden bahsettikten sonra aslında kendi çocukluğumuzdan da ne kadar etkilendiğimizi ve bunun kendi çocuklarımızı büyütme sürecimize nasıl yansıdığından bahseden bir kitap. Kitapta beni etkileyen cümleler çok fazla oldu. Şimdi bir tanesini sadece okuyacağım sizin için. Çocukları kötü hissettire iyi davranışlara yöneltebileceğimiz fikrine nasıl kapıldık? Buradan bile kitabın az çok mantığını kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir tabir kullanıyor. Çocuklarımızın isimlerinin önüne bazı kodlar koymaya başladık. Hadi Ali, hadi Pınar, hadi Ayşe gibi bu tarz şeylerden bahsediyor. Aslında zamanla birlikte ne kadar hızlandığımızı ama bu hızın birazcık da olsa önüne geçmemiz gerektiği ve bu kadar hızlı yaşarken neleri kaçırdığımızdan bahseden bir kitap. Siz de son zamanlarda kendinizi bir şeyleri hız hızla yaparken ve bu hızdan yorulduğunuzu hissediyorsanız, düşünüyorsanız bence mutlaka okumanız gereken bir kitap. Birçok kitapta, birçok makalede şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız, böyle davranmalısınız gibi birçok yazıya denk geliyoruz. İnsanlar artık bu yazılardan böyle biraz iriti olmaya başladı. Bu kitap bunu yapmalısınızdan ziyade size de sorular sorarak, soruların cevaplarını kendi içinizde aramanızı sağlayacak bir kitap. Kendi işiyle yaşantısını harmanlamış dili çok güzel bir kitap. Söylediğim gibi ve çok uzattım bu kitabı ama çok beğendim. O yüzden böyle uzun uzun anlatıyorum. Mesela şöyle bir örneği var. Çocuğunuz okuldan eve geldi ve nasıl gününü nasıl geçtiğini, neler hissettiğini sormak yerine ödevin var mı, projen var mı, hadi yemek ye, hadi şuraya gidiyoruz, hadi toparlan gibi böyle birçok kaçırdığımız noktaya parmak basan bir kitap. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Okuyanlar varsa aşağıya lütfen yorum bıraksınlar. Onların görüşlerini de çok merak ediyorum. Evet, diğer kitabım Çocuklar Ne İster? Biz Ne Anlarız kitabı. Sevgili Emine Ergün'ün yazdığı bir kitap. Şimdi bu kitapta şöyle bir durum var. Konu başlıklarından, yani bu kitabı oturup böyle baştan sona kadar okumak değil de konu başlığınız, yani boşanma, ölüm, cinsellik, böyle çocuklarınızla paylaşabileceğiniz, konuşmaktan bazen çekindiğiniz konulara çok güzel bir şekilde değinilmiş. Bu da benim başucu kitaplarımdan bir tanesi. Böyle özellikle merak ettiğim bir konu olduğu zaman açıp mutlaka okuyorum. Bu kitap için daha çok sözlük gibi diyebilirim. Çocuklara dair e, merak edilen ya da e, bazı sorunlar yaşıyoruz. Kardeş kıskançlığı, e, işte boşanmalar, bazı durumlarla ilgili böyle size karşılığını gösteren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Gerçekçi bakıldığında böyle bir kitaba ihtiyacımız var mı? Sosyal medyada çok fazla zaten bu konuyla ilgili paylaşım yapan kişiler var. Alanında uzman kişiler artık internette şıp diye ulaşabileceğimiz noktalarda. Ama kitapları çok seven bir insansanız ve ama böyle elimin altında hemen ulaşabileyim böyle bir kaynağım olsun diyorsanız tabii ki de önerdiğim kitaplar arasında. Bahsettiğim kitapların yazarlarını sosyal medyada da çok sıkı takipçileriyim. Emine Ergün de özel çocuklarla çalışmış biri. Zaten bu kitapta da Down sendromu, otizm, disleksi, üstün zeka gibi bu tarz konuları da bulabileceğiniz bir kitap. Evet, her yerde bahsettiğim diğer bir kitabım da Filozof Çocuk. Bu kitabı çocuk kitapları önerdiğim bir videonun en başında bahsetmiştim aylar önce. Çocukların verdiği cevap kitaplar çok güzel oluyor her seferinde ama sorduğumuz sorular da çok önemli bu noktada. Bu kitap hem sizi hem çocuğunuzu düşünmeye zorlayacak. Yaratıcılığınızı birlikte geliştirebileceğiniz bir kitap olacak. Özellikle bir de çocuklarınız sohbet etmeyi çok seviyorsa, böyle farklı farklı şeyler size sunmayı çok seviyorsa ve sizi şaşırtmayı çok seviyorsa bu kitabı mutlaka edinmeniz gerekiyor. Çocuğunuzla çok güzel bir şekilde felsefe yapabilirsiniz. Evet geldik akademisyen annemize. Sevgili Saniye Bencik Kangalı zaten sosyal medyada mutlaka biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben çok severek takip ediyorum ve çok güzel içerikler paylaşıyor. Kitabının adı Evlat. Videonun başında da bahsetmiştim. Bir kitabı okuduktan sonra mutlaka yorumlarını okumaya çalışıyorum. Bu kitapla ilgili yorumlar pek iç açıcı değil. Ama yorumlarda şunu gördüm. Anne babalar bu kitaba başvururken aslında çocuklarımıza nasıl davranmalıyız, ne yapmalıyız? Böyle yine kişisel gelişim kitabıymış gibi alınmış bir kitap ama öyle bir kitap değil. Tamamen kendi yaşantısından Saniye Hoca'nın kendi yaşantısından bahsettiği ve adına da Günay dediği bir hikayesi var. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir aile danışmanının ailelere verdiği öneriler, öğütler, tavsiyeler olarak betimleyebilirim. Bir durumun olması gereken boyutu ve olmaması gereken boyutunu çok rahatlıkla anlatıldığı bir kitap. Aile danışanlarından gelen sorularla aslında içinde kendini bulabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir yorumda şöyle bir yazı vardı. Kenarlarında kırmızı çizgilerin olması çok göz yoruyor demiş. Ben de tam aksi oldu. O kırmızı çizgilerin dışına çıkmadan o kitabı sayfaları böyle yalayıp yuttum neredeyse. Ben de farklı bir etki uyandırdı Herkes de Farklı olabilir tabii ki de. Teknoloji, kardeş, ölüm, kıskançlık bu tarz konulara böyle başlıklar halinde değil de daha çok harmanlamış. Ailelerin onlara sorduğu sorularla bu tarz konuları harmanladığı bir kitap olmuş. Bilmiyorum ben sevdim, çok hoşuma gitti. Altını çizdiğim notları aldığım birçok yeri var. Belki de ben de öğretmen olduğum için bu kitapla kendimi çok özdeşleştirdim. Anne babalar için de kapağında yazan işte iletişim, anne baba boşanma, özgüven, oyun gibi bu tarz konularda bazı sorunlar yaşanıyorsa almanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Evet geldik son kitaba. Bu kitabı henüz yeni edindim kendime. Çocuk anne babasından ne ister? Çocuğun ne istediği konusunda biraz takmış durumdayım. Evet. <laughs> Uzman klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu'nun çıkardığı bir kitap. Böyle psikologların kitaplarını ben inanılmaz seviyorum. Çünkü bu alan böyle psikolojiye çok kaydığını düşünüyorum ve bence çok birlikte olan bir durum. Bu kitabın içinde 2018 baskılı bir kitap. Bence yeni sayılabilir bir kitap. Bu kitabın içinde öneriler ve aktiviteler var. Çocukların gelişim alanları nedir? Nasıl aktiviteler yapılabilir ve öneriler nedir? Şeklinde. Şimdi daha önce de başka bir kitap için de söylemiştim bunu. İnternet üzerinde çok fazla şey bulabiliyoruz. Evet. Ama ben böyle elimin altında bir kaynak olsun. Bir psikologdan öneri alabiliyor olmanız bu noktada bence çok önemli. O yüzden bu kitabı özellikle edinmek istedim. İçinde geçen önerileri, aktiviteleri yine sosyal medyada paylaşıyor olacağım. Instagram'dan beni takip etmek isteyenler için aşağıya yine hesabımın adını koyuyor olurum. Okumaya başladıkça oradan bir şeyler paylaşmak, sizinle bu tarz bilgileri paylaşmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu kitabı da okudukça sizinle oradan iletişime geçeriz diye düşünüyorum Evet benim tavsiye edeceğim kitaplar bu kadardı sizlerin de bana tavsiye edebileceği böyle bu tarz okuması kolay içinde kendimizi bulabileceğimiz kitap önerileri varsa bilmeyi çok isterim lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına kitap önerilerinizi bırakabilirsiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın